3 tane 1 euro, 3 tane 1 euro. Ooo, 1 euroya 500 euro. Bu beğendim. 1 eurocuya, değil mi? Aynen, 1 liracıya gidiyoruz arkadaşlar. Evet, her şey var gerçekten. Evet, gerçekten her şeyi bulabilirsin. 1 euro diye adam abartma. Kaç tane var? Bayern, Bayern Münih. Evet, Almanya'daki ilk videoyla merhaba diyelim. Merhaba. Bugün Nürnberg'e geldik. Daha doğrusu ben geldim. Frankfurt'tan. Ezgi zaten buradaydı. Buradan sağ yapacağız. İşte Nürnberg'li oldum, hemen görürsünüz, biliyorum yolları. Asla Google Maps kullanmadım. Hafta sonu için geldim ben. Yarın yine döneceğim. Hazır buradayken hava da bugün güzel. 15 derece falan. Yani montluyuz ama güzel hava. Güzel. Şimdi. Kesinlikle çok güzel. Böyle olunca da biraz çarşıya çıkalım dedik. Biraz turlayalım. Bir de bir video çekelim dedik. Nürnberg merkez. Ayık olsun herkes. Biraz kalabalık. Karşıyaka çarşıdan hallice. Gerçekten çok kalabalık. Ben 2 hafta oldu buraya geleli ve ilk kez daha merkeze gelebildim böyle hafta sonları. Gerçekten çok kalabalık, çok güzel hayat varmış. O değil de demin ne güzel güneş vardı. Ya videoyu açtık, bulutlandı ya. Çok evet. Güzeldi az önce görüntü. Neyse, bir daha gelelim. Hava belki çok de değişik ya. Hava. Şu an mesela serinledi bence. Evet, biraz serinledi. Nazar değdi. Üşümeye başladım biraz. Onun dışında şimdilik şöyle söyleyelim. Okullarımız başladı. Evet. Ona gidip geliyoruz. Büyük bir yoğunluk içindeyiz şu çok anda. Çok yoğun. O dersler çok zor. Evet ve eğitim sistemine gerçekten alışmaya çalışıyoruz evet, şu anda daha. Çok farklı. Zaten bunları ayrıntılı söyleyeceğimiz, konuşacağımız videolar da olacak da. Bir de hem Ezgi'nin hem benim de çok arkadaşlarımı sordu yüksek lisans hakkında. Aynen. İşte ne bileyim, parasından diline, aynen, neler lazım, sınavları nasıl falan bir sürü şey. Öyle olunca biz de dedik o zaman biraz şöyle bir toplanalım, alışalım. Bir de aynen, biraz daha bazı şeyleri iyi öğrenelim. Bizden sonraki arkadaşlar için belki biraz belki yararlı biraz olacak. Belki biraz ön ayak olabiliriz. Evet, videolar çekebiliriz. Için. Şimdi bugün şeye gideceğiz. Euroshop. 1 eurocuya, değil mi? Aynen, 1 liracıya gidiyoruz arkadaşlar. Aynen. Ya da 6,5 liracı diyelim. Aynen, 6,5 liracı. 1 eurocu olduğu için. Evet, geldik. Nerede? Sağda bak. Alles, ein Euro. Tamam. Alles. Ne demek alles? Hepsi. Vay be. Almanca cebri değil mi? Tabii tabii. Tabii. Şimdi geldik. Buranın adı Euroshop diye geçiyor. İnşallah içerisi çok kalabalık değildi de. Ya bugün cumartesi açıkçası. Bu arada bir bilgi. Pazar günü her yer kapalı olduğu için Almanya'da. Herkes cumartesi günü savaş çıkacakmış gibi hazırlanıyor pazar gününe. Yani hiçbir şeyin fiyatını söylemeyelim. Çünkü yani her şey gerçekten 1 euro. Aynen. Mesela burada adam eldiven satıyor, çorap satıyor. Her şey 1 euro. Kaça da olacak o? Bilmem. Bilmem. Neler alacağız acaba bilmiyorum. Gel şu köşeden başlayalım. Oo, 1 euroya 500 euro. Dünyada ilk ve tek. 1 euroya 500 euro alıyoruz. Kaç tane var? Hiç bayağı. 500 euro eline geçti mi böyle? Şöyle tuttuğun oldu mu? 100 euro daha ilk kez geçti elime. Aha, daha 100 euro. Olmadı mı hiç? Ne, sen geçtin artık sanki. Artık tuttun. Ya. Şimdi burada Christmas çok yakın olduğu için. Yakın dediğim daha 2 ay var neredeyse. Değil mi? Daha 2 ay var neredeyse. Evet evet. Yakın yani 2 ay. Şeyler başlamış. Christmas malzemeleri. Bunlar gözlükler falan. Onlar da çok falan. Saçma ya. Ya bence de evet. Ama çok tatlıymış. Bunun için... Yalnız kazağın reyonda çok şey oldu. Evet. Uygun oldu. Onun için giydim. Christmas kombinim. Lara, gel yanıma. Almanya'da mıyız? Yoksa sizi mi kandırıyoruz bilemeyeceğim ama. Ne var? Bunda kitap, CD'ler var. Aha, CD'ler falan mı 1 euro? Ne CD'si bunlar? Bunlar bilmiyorum ki. Oyun CD'leri herhalde. Bunlar da 1 euro. Böyle kitaplar var 1 euroya. Bildiğiniz yani... Artık bilmiyorum. Çocuk kitapları falan var burada mesela böyle. Ya ama tabii bunlar hani ne kadar sağlıklı bilemeyiz. Hani buradan mesela ben küçük yeğenime bir şeyler alır mıyım bilmiyorum. Çünkü hepsi böyle Çin'de üretilmiş. Hani. Böyle diyor ki ablası böyle duysun, sonra gelip buradan alacak. Hayır ya, ben almam, hayır. Evet, her şey var gerçekten. Evet, gerçekten her şeyi bulabilirsin.
Tamam. Gel şuradan gidelim de şöyle bakalım. Tamam. Bu arada Almanya'da gerçekten bu hediye paketi, hediye kutuları, hediye poşetleri bu sektör çok gelişmiş. Ve ucuz da yani poşetler falan. Askılar var. Kaçlı mesela bu askılar? Ya bunlar tek tek satılıyor sanırım. Ha yok hayır. 3 tanesi 1 euro. 3 tanesi 1 euro. Fena bence. Şurada örgü iplik şeyleri var. Bir sürü şey var. Dersten altta kalan zamanlarında örgü yapabilir. Tabii aynen. Çok artıyor ya zaman. Bardaklar var. Burada mum var, bardaklar var. Bunlar tanesi 1 euro. Bunlar tanesi 1 euro evet. Burada saklama kapları var. Böyle bir saat var mesela. Bence güzelmiş onu. Ben bunu alayım. Ama mesela şöyle bir sorun var. Tabii ki de 1 euro olduğu için yeşili var, siyahı var. Yani çok çeşitli bulamıyorsunuz. Flash bellekle çalışan vantilatör var. Ama power bankle de çalışıyor. Desene. Aa iyiymiş. Kulaklık seti var. Masa lambası var. Telefon şarj kablosu var. O iPhone için mi Emre? Aha, 1 metre. Herhalde tek kullanımlık. Bir kez çalışıyor sonra bozuluyor. 1 liraya alıp bir kere kullanıyorsun. Gerçi şey A101'de falan da 7-8 lira iPhone kablosu var. Aynı şeye geliyor mantıken. Aynen evet. Sonuçta mesela böyle süsler var. Bu, süs mü o? Bu güneş ışığıyla dolan ampul. Şeylerden. Ha, ampullerden. Ciddi misin? Değil mi? Bayağı büyük ama. Ya hayır ya bu şey süs böyle. Bahçeye falan asıyorlar ya ağaçlara. Aa tamam anladım. Öyle gösterince kafada canlandı. Bayağı güzelmiş bence. Ama plastik tabi. Cam olsa daha iyi. Bu ne? Ha mesela kablo düzenleyiciymiş. Böyle kabloları toplamak için. Mantıklıymış. Selfie stick. Selfie stick. Şöyle yani biraz ıvır zıvır çok şey var da. Ya ıvır zıvır çok şey var ama yani ihtiyacın bir şey olursa. Belki ihtiyacını giderebiliyor yani belli olmuyor. Aynen öyle. Mesela şöyle kitap okumak için küçük lambalar var. Gel biraz buraya gidelim. Bir sürü çeşit saklama kabı var. Evet. Ya düzenleyiciler var. Raf düzen. Buna geç raf düzenleyici değil. Böyle okula sefer tası. Sefer tası. Ama plastik. Ya, süzgeç var işte. Ay bunlar çok tatlıymış. Şey var. Bu ne? Tabak. Kaçlı? 5 tanesi. 1 euro. Bir tane şundan da alayım. Ne o? Saklama kabı. Ha tamam. Okula meyve falan doğrayıp götürüyorum. Tamam. Çünkü çok pahalı. Şey var, Amerikan servisler var. Hı-hı. Aa bunlar çok güzelmiş. Bir tane masa mı alacağım? Aa şey var. Ne? Baharatlar da var. Aha. Yani burada ne satılacağı hiç belli olmuyor. Bir de çok aynen değişiyor şeyleri. Çeşitler. Döngü çok var. Hı, güzel çeşit yok ya bunlar. Bizden baharat var mı? Mesela... Kimyon var mı? Kimyon ne demek? Bilmiyorum ben. Kümin. Öyle mi? Ha. İngilizce C1. Masa 2 tane 1 euro. Ne? 2 tane mi? Hı. Aa evet 2 tane. Alacağım onu da dur bakayım. Bunu beğendim. Yani mak çeşidi burada o kadar fazla ki. Ya bende çok fazla. Fincanlar değil mi? Fincanın olmasaydı kesinlikle alırdım ama. Alles 1 euro. Her yerde ben aynı şey yapıyorum. Ben bundan aldım geçen gün. Hı-hı. Senden gizli buraya geldim. asla tutmuyor ya. Anahtar duruyor üstünde. Öyle mi? Ama mont astımı düşüyor direkt yani. Oho. Çok poşeti var. Bir dakika bunlar şu süngerleri bir çıkartır mısın? 1 euro diye adam abartmış. Kaç tane var? Boyumdan ölçeyim. 24 tane şey var. Bulaşık süngeri değil mi onlar? Evet. Dur bir dakika. Şöyle bir tutsana bir dik. Bekle. 1 değil, 2 değil. 24 tane. 2 tanesini üst üste koysan boyunu geçebilir. Evet. Bir, neredeyse 1 metre. Heyecanlandım ben. Euroshop'u yıktık. Bu? O ne? Kesme tahtası kesme galiba. Kesme tahtası iyiymiş. Evet. Çöp şiş bile var. Tuvalet fırçaları çeşit şey çeşit. Bu ne? Ha şey bulaşık fırçası. Bulaşık fırçası çok güzelmiş.
Aa, çerçeve mi o? Ama mesela böyle tabii bilinen markalar da var. Bilinen markaların 1 euroya satılması tabii de çok güzel bir şey. Şunlar 1,5 euro falan mı? Yoksa neyse yok. Bilmiyorum tam hatırlamıyorum. Şampuan ama değil mi? Mesela bak Schwarzkopf'un ne oluyor bu? Ya ben bilmiyorum. Bu şampuan mı? Aha, şampuan. Evet, şampuan. Mesela bak 1 euroya satıyor. Krem galiba bu. Neyse işte iyi yani. Evet, ya mesela gliss bugün gratis'e gittiğimizde kaç para sonuçta Türkiye'de? Yani. 20 lira falandır herhalde evet. Bilmiyorum da. Mesela şu Şolmala, Schwarzkopf'un burada bayağı ünlü zaten. Bunlar falan 1 euro ama sanırım bunlar saç kremi. Ya tabii bir sürü çeşit yok yani de. Ama güzel. Ama her şeyden şu şeyler var, taraklara bak. Bir sürü tarak var yani. Toptancısını bulmuş adam. Ya şunu 1 euroya alsan ne kadar kötü oluyor ki, saçın tarıyorsun sonuçta. Şey yapmışlar, törpü yılan derili. Çirkin fazla ya. İddialı. Mesela Colgate diş fırçası var. Aynen şu alınır ama bilmiyorum yani. Lip balm da almam burada. Ama bak şimdi bu adam bunun bir tanesini 1 euroya satıyor. Bunun 3 tanesini 1 euroya satıyor. Bu herhalde ne bileyim. Bunu yine de Colgate alırım. Ağzı, sırt kaşırsın yani. Sırt kaşırsın. Çok sert olur bence. Sırt kaşırsın. Sırt kaşırmak için. Bak Nesquik Goblet. 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 5 tanesi 1 euro. İyi. Yani bu Nesle'nin var. Mesela şu bayağı ucuz. İçi çilek dolgulu Milka çikolata. Ama 5 tanesi 1 euro. Normalde markette bildiğim kadarıyla bunun tanesi 30-40 cent civarında. Çok... Mesela bu bayağı ucuzmuş. Tableron 1 euro. Aa, şu şapkayı alsan. Arkadaki onu bırak arkadaki. I love Bayern. Bayern ist schön. Bayern, Nürnberg'in içinde bulunduğu eyalet oluyor. Başkenti Münih. Aynen. Küçük bir bilgi olsun. Bayern Münih. Evet, Bayern Münih. Gözlük ya, var 1 euroya. Allah aşkına evet, ben de tam ona gidiyorum. Şey yani numaralı gözlük. Numaralı gözlük. Bayağı yani. Yazıyor. Hindistan piyasası burada. 2,5 numara. 1,5 numara. Bayağı şöyle numaralı. En az 1 var. 1'den başlıyor 3'e kadar gidiyor. Mesela şu var ama ben... Nerede o? Şu altılı ama ben bunun geçen olmasını 1 euroya aldım. Ama burada yok o galiba. Ha. 10 tane renkli kalemi 1 euroya aldım. Tamam o zaman. Tamam sen çıkalım mı? Ha, çıkalım tamam.